Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 başlıyor. Şunu sormak istiyorum. Yani bütün cümlelerim bu soru içinde. Osmanoğlu ailesinin bugün bilmediğimiz bir ajandası var mı? Söyler miyim sizce? Bugün itibariyle, bugün de baz alarak soruyorum bu soruyu. Nilhan Osmanoğlu kendi hayatında neler yapar, gündelik hayatında? Her şeyden önce bir anne olduğumu her yerde vurguluyorum. İki tane evlat büyütüyoruz. Onun dışında farklı sektörlerde girişimlerim var. Hizmet sektöründe, işte kozmetik, doğal kozmetik sektöründe farklı girişimlerim var. Yani onun dışında bir ilim fen cemiyeti, sosyal sorumluluk platformumuz var. Onlarla ilgileniyoruz. Birçok alanda aktifiz. Pek böyle boş vakit yok gibi söylediniz ama. Boş vakit yok çünkü. Yani bir annenin zaten boş vakti olabilir mi acaba? O yüzden yok. Dernek var dediniz, İlim Fen Derneği. İlim Fen Cemiyeti. Bir de markalarım var dediniz. Evet. Bu çok tartışılan bir markanız var idi. O da onlardan online bir tanesi. Online bir platform orası. Aslında çıkardığımız ürünlerin bu tek çatı altında. Sultandan.com. Evet, Sultandan.com. Tek çatı altında toplandığı bir platform. Onunla ilgili de maalesef işte içeride el yapımı, işte balta, kılıç, işte fesler satıldığı için bir ara işte padişah torunu fes satıyor vesaire falan olarak algıladılar. Aslında çok değerli bir projeydi. Anadolu'da aslında bu yani soyu tükenmekte olan, bu işi yapan kişilerin el vermesi üzerine kurulu bir projeydi. İşte o fesler dövülerek yapılıyordu, işte o kılıçlar eski usullere göre yapılıyordu. Bunu yapan usta çok az kalmıştı. Biz hem onları desteklemek adına bu projeye başladık, hem de hiçbir kar gütmeden insanlara bunları ulaştırmak istedik ki bu meslekler yaşasın ve el versinler. Ama bunu yanlış anladılar tabii ki. İşte balta satıyor, kılıç satıyor, fes satıyor olarak algıladılar. Böyle anlaşılınca da bu bağı kesmek zorunda kaldık biz maalesef. Bu insanlar evine ekmek götüremiyorlar şimdi. Yani bu da çok büyük bir etken oldu. El veremiyor, çırağını yetiştiremiyor. Aslında bunları Kültür Bakanlığı'nın daha çok yapması gerekiyor bu projelerin. Çünkü bu kadim mesleklerin tekrar yaşatılması gerekiyor. İşte bunu biraz dert edindiğimiz için bu projeye başlamıştık. Onu da bu şekilde lanse ettiler. Yanlış anladıkları için kesmek zorunda kaldık. Bu yanlış anlaşılmaları neye bağlıyorsunuz? Çok özür diliyorum. Bunu aslında biraz bu soruyu genişletmek isterim. Çünkü burası geniş bir şey olacak. Sohbet mevzu olabilir. Sizle alakalı çok fazla gündeme düşen haberler görüyoruz. Kimilerine işte siz başka şekilde olduğunu söylüyorsunuz arka planının filan. Bu da mesela yanlış anlaşılmış istediniz ve ben bunu da şimdi öğreniyorum. Kasıtlı anlaşılmama durumu mu var? Yoksa kendinizi tam olarak anlatamıyor musunuz? Yoksa başka sebepleri mi var bizim de bilmediğimiz? Nedir bu? Nilhan Osmanoğlu niye yanlış anlaşılıyor her defasında? Aslında her defasında yanlış anlaşıldığım doğru değil. Yani artık gerçekten anlamaya çalışan ve gerçekten iyi niyetle bakan herkes ne yapmaya çalıştığımızı görüyor. O biraz bakış ve niyet ve kalple ilgili bir durum. Onu da değiştiremezlerse tabii ki yanlış anlaşılma adı altında bence saldırı düzenleyeceklerdir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Sultandan.com'da da mesela işte Cuma günü neden Cuma günü siteme girmeyin diye başlık atıldı. Biz düşündük, dedik ki Cuma günü bir Müslümanın alışveriş parayla ilişkisi olmasın. Biz bunu yeni modele nasıl taşıyabiliriz? Yani aynı şekilde sitede de biz bunu yapabiliriz. Ondan sonra bu manşetler atıldı, işte Cuma günü siteme girmeyin vesaire falan. Bu da yanlış anlaşıldı. Ama o kesim tarafından yanlış anlaşılan hiçbir şeyi çok önemsemiyorum aslında. Şimdi sizinle alakalı zaman zaman atılan manşetler var. Söylemiş olduğunuz bazı sözler manşet olarak söyleniyor. Bir de bir hanımefendiyle, bilmiyorum doğru mudur ama, bikinili bir hanımefendi yan yana getirilip işte orada böyle burada böyle şeklinde bir denkleştirme, evet, durumu, evet, oluyor. Evet. İki şeyi soracağım. Atılan manşetlerde haklılar mı? O hanımefendi siz misiniz? Şimdi o hanımefendi aslında birçok şey gösteriyor. Şöyle anlatayım size. O kadar şey araştırdılar ki hakkımızda, bir şey bulmak için, bir açık yakalamak için. İşte devlette bunların işbirliği var mı, bir ticareti var mı? İşte kiraladıkları yerleri acaba onlardan mı aldılar falan. Bunu anlatacağım birazdan. Ama bu kadın zaten Amerika'da bir model. Google'a yazarlarsa görürler. Ayşe Topik isminde bir kadın.
Bana benzetmişler kendisini. Güya ben Fransa'dayken öyleymişim ki hiç Fransa'ya gitmedim. Ben Fransa'ya sürgün olmadım. Burada doğdum. Burada başörtülüymüşüm. Yani bu şekilde bir iftiraya maruz kaldık. Hatta kadın yurt dışından neden burada fotoğraflarımı kullanıyorsunuz falan diye yazmaya başlamış postların altına. Hala bunu söyleyen var. Maalesef yani bir şey bulamayıp artık bu raddeye kadar çirkinleşecek insanlar oldu ve buna hiç kimse ses çıkarmadı. Yani hiçbir kadın hakları savunucusu ne buradan ne buradan hiç sesini çıkarmadı. Yani böyle bir kadına bir zulüm oluyor, iftira atılıyor, hiç kimse sesini çıkarmadı. İkinci atılan başlık da genelde birçok başlık var. Şimdi hangi birini sayayım? Bir de Napolyon'la ilgili var. İşte Sultan Abdülhamit Han'ın, Sultan Abdülaziz Han zamanında Sultan Abdülhamit Han ve Şehzade Yusuf İzzettin Efendi ile beraber Avrupa seyahatlerinde 3. Napolyon'la davetine icabet ettiklerinde 3. Napolyon demeyi unuttuğum için Napolyon ölmüştü. Ya arkadaş sen nasıl düşünemiyorsun? Ya 18. yüzyılda hangi Napolyon olabilir? O kadar tarih bilgin yoksa bana gelip laf atamazsın burada. Orada 3. Napolyon'dan bahsettiğimi anlaman gerekiyor yani. Asıl cehaletin başrolü kendilerinde. Ama işte insanlar da bilmediği için hani bu şekilde başlığı atalım, üzerine yapışıp kalsın. Doğrusunu da merak eden yok. Evet. Ticari kaynaklarınız dediniz o kiralık filan meselesinde. Yani birçok şey geliyor başımıza. İşte oradan adamlarını yolluyorlar, bizim garsonlarımıza sorduruyorlar. Buraya nereden kiraladılar, belediye mi onlara verdi gibi kim şeyler. Kim bunu yapanlar kim? İşte kendi adamlarını yolluyorlar. Yok, kimin adamları ama? Orayı anlayamadım. İşte bu sol taraftan ha, bu başlıkları atanlar. Başka başka gazeteciler sözde. Evet, akşam da arıyor müdür bey beni. Bugün bunlar soruldu bizim çocuklara. Bir şey mi oluyor falan diye arıyor. Yani nereden kiraladınız? Onlar da söylüyor. Biz bir şey saklamıyoruz hiç kimseden. Biz orayı bir şahıstan, herkes gibi, vakıftan da değil, gidip kiraladık. O kiraladığımız şahıs da CHP görüşlü bir insan. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben insani noktada birçok insanla aynı masaya oturabilirim. Eğer benim devletimin çıkarını düşünüyorsa, edeben bir sıkıntısı yoksa, anlaşabilirim. Sol görüşlü bir insandan kiralamışım ben orayı ama işte devlet mi size yardım etti, belediyeden mi kiraladınız, böyle bir şey bulamayınca artık işi artık edepsizlik boyutuna taşıdılar. İşte bu kadınla yan yana resimlerimi koydular, benmişim gibi vesaire. Bu ilk değil ama bu kadar çirkinleşeceklerini düşünmemiştim. Kiraladığınız yer size özel kiralık bir yer değil. Hepiniz gidip kiralayabileceği bir yer. Bir yer, öyle bir durum. Kadın hakları savunucuları diyorsunuz ses etmedi bununla alakalı. Öyle bir şey mi oluyorsunuz yani? Çifte standart durumu mu? Şöyle söyleyeyim, o dönemlerde referandum sonrasında ilk 5 gün o Twitter'da en baştan inmedim. Hiç kimsenin de aradığını hatırlamıyorum. Ne sağdan ne soldan. Hiç kimsenin aradığını düşünmüyorum ki o Halk TV'lerde ismi lazım değil insanların, işte benim babamdan büyük insanların işte kötü gözle, kötü ağızla saldırmasını alkışlayan o salondaki kadınlar, bu tutum ne sağdan ne soldan bütün kadın hakları savunucuları ortadan kayboldu. Her kadın gibi savunulmayı burada bekliyorsunuz ister istemez. İşin sonuna, özüne döndüğümüzde de kendi aile içimizde de söylediğimiz şey gerçekten Osmanoğlu olmak yalnızlıktır. Bu yalnızlığı ve kimsenin sizi aramaması, hani sizi sevdiğini söyleyenlerin dahi sizin yanınızda olmaması durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani biz o davaları herhalde 3 sene falan o adliyeye avukatımla tek başıma gidip geldim. Defalarca o adamın suratını görmek zorunda kaldım. Hala devam eden davalarım var. Hala. Birçok hakaretten, birçok şeyden. Dolayısıyla böyle bir... Bir kısımda davaları kazandınız. Tabii ki evet. O kişiye olan davayı kazandım. Söylememde sakınca yok. CHP Özgür Özel davasını kazandım. Bunlarla tek başıma avukatımla savaştım. Tek başımaydım yani. Yani çok da önemsediğim söylenemez. O kalp ayarı falan dediniz ya, onun tam olarak neyi kastettiniz orada? Yani kendilerine baksınlar. Kendilerine baksınlar. Niyet kötü olunca baktığınız hiçbir yeri güzel görmezsiniz zaten. Bu adam gerçekten iyi bir iş yapmaya çalışıyor. Gerçekten burada bir değerli bir sosyal sorumluluk projesi var. Bu işi yürütenleri desteklemeye çalışıyor olarak algılamazsınız. Siz genelde geçmişle de bağı olan bu ailenin de mensubu olduğunuz için geçmişi vurmak isteyenlerin böyle bir köprüsü. Önce sizi vururlar, ondan sonra oraya sektirmeye çalışırlar. Biz artık bunları anlıyoruz. Bizi tanıyanlar da bu hamleleri anlıyor. Şimdi şunu soracağım. Biz
Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sadece bir vatandaş olarak soruyorum bunu. Kendim öyle bir niye gibi. Ben böyle bir koltukta oturuyormuşum, saraylı koltuğunda oturuyormuşum gibi oldum yok, bilemedim. Yok, merak ettikleri, ya kendi aynı statüdeyiz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Yani şu an siz benim konuğum değilsiniz gerçi, birazdan konuğum olacaksınız ama aklıma düşen soruları soruyorum, öyle söyleyeyim. Ve bunlarda bir maksat yok. Hemen onu da arz edeyim yani. İzleyici de biz. Bunlar düşerse. Hafif böyle bir korkma sezdim size. Oluyor, başımıza geliyor şimdi. Yani buraları bu kesmeyin. Bu soruları niye sordun abi falan şey var ya. Bakın bu soruları kasıtlı sormuyorum. Biz bugün Nilhan Osmanoğlu'nu neden tanıyoruz? Yani ne yaptı da tanıyoruz yani? Bizim tercihimiz değil. Şimdi son dönemlerde biliyorsunuz diziler ortaya çıkmaya başladı. İşte Muhteşem Yüzyıl, Payitaht, Diriliş gibi. Tabii ki insanlar onların soyu devam ediyor mu? Bunu araştırma içerisine girdiler. Sadece bizi burada tanımıyorsunuz. Bizim İngiltere'de yaşayan bir kolumuzu da orada tanımaya başladılar. Diziler orada yayınlandıkça insanlar kendi ülkesinde yaşayan Osmanoğullarını merak etmeye başladılar. Dolayısıyla çok bizim tercihimiz olan bir şey değil. Tabii ki sessiz de kalabilirdiniz. Hiçbir şeye cevap vermeye de bilirdiniz. Bu da benim tercihim. Hangisi? Yani tercihinizi biraz açın lütfen. Yani nasıl söyleyeyim size? Bazı konularda öncelik iddiam asla yok. Ama fikrimi beyan etme konusunda çok çekindiğim söylenemez. Bu zamana kadar benim fikrim bu. Hani susuldu da ne oldu? Bir yere varıldı mı? Veya artık insanların gerçekten hakikati bilen birilerinin gerçekten bir şeylere söylemeye ihtiyacı var. Artık bu toplum buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz de bu görevi ifa etmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden susmayı çok fazla tercih edenlerden olmadım hiçbir zaman. Ama her polemiğe gireceğim ve herkesle muhatap olacağım, yani edeben sınırlar aşan o kişilerle de muhatap olacağım anlamına gelmiyor. Olmadım da bu zamana kadar. Biraz evvel dediniz yani ecdada vurmak isteyen bizi bir köprü olarak, sizin söyleminiz olduğu için ben aynen evet. Tekrar edeceğim şu an bu söylemi, köprü olarak görüyor ve bizim üzerimizden ecdada vuruyor. Peki bu durum o vurmaya gayret edenleri, öyle bir niyeti olanları biraz daha körüklemiyor mudur? Yani sizin böyle gündemde olmanız ya da sizin böyle ön planda olmanız diyeyim, gündemden ziyade kendinizi ön planda tutmanız. Eğer kendimizi düşünüyor olsaydık bu konuda geri çekilmeyi tercih ederdik. Daha sakin bir hayatı, daha güvenli bir hayatı tercih ederdik. Ama bunu tercih etmedik. Yani tabii ki buna fırsat veriyorsunuz aynı zamanda konuşurken, doğrularınızı söylerken. Ama geçmişte ailenize baktığınız zaman birçok fedakarlık yapmadılar mı? Size de bir şeyler düşüyor. Geçenlerde amcanız Kayıhan Osmanoğlu'nun bir görüntüsü çıkmıştı. Bir programa katılmış, bir karşılama düzenlenmiş ve bu karşılamayla alakalı bazı gazeteciler kaba ifadeler kullandılar. İşte yani biz hani nereye varacağız? İşte görüyorsunuz tablo bu şeklinde falan. Siz o görüntüyü nasıl yorumladınız? Aslında baktığınız zaman oradan da iktidara vurmaya çalışıyorlar kendilerince. Yani bunlar hep aynı taktiği kullanıyorlar. Şimdi görüntülere gelecek olursak hani oradaki insanların gerçekten samimi sevgisini biliyorum. Orada bir kurgunun olmadığını da biliyorum ki o gün oradaydım çünkü. O gün Sultan Abdülhamit Han'ın vefatının seneye devriyesiydi. O çocuklar biz geldiğimiz zaman da böyle kapıyı açmaya çalışırlar, şemsiye tutmaya, gerçekten iyi niyetle bunu yapmaya çalışırlar. Ben her seferine durun, işte yapmayın, şemsiye tutmayın, erimiyorum ben, şeker değilim, benim hayatımda her zaman siz yoksunuz. Bunu anlatma derdine düşüyorum onlara. Onlar da biraz işte bu dizilerden, işte ayı böyle yavrusunu severken öldürülmüş ya, maalesef bu şey oluyor. Yani o saygıyı ve sevgiyi gösterme sınırını aşıp bazen zarar vereceklerini düşünemiyorlar. Hiçbir şekilde orada bir kurgu yok. Hiçbir şekilde kötü niyet yok. Sadece geçmişi olan sevdalarını bu şekilde dile getirmişler. Peki, çok büyütülecek bir şey yok. Ama ben bunu yapmaya çalıştıklarında da sürekli kendi müdahale ederken, o gün mesela, o gün orada otururken türbede kalorifer getirelim mi, üşüdünüz mü dediler. Baktım kimsede kalorifer yok ama ayaklarım dondu yani. Yani o kalorifere ihtiyacım var. Yok dedim, istemiyorum yani. Kesinlikle istemiyorum. Neden? Çünkü bunlara daha çok dikkat etmek gerekiyor. Yani Sultan Abdülhamit Han torunlarının edeben, daha tevazu içerisinde tanınmaları gerekiyor. Orada biz olsak o kaloriferi çok isterdim yani. Ama biliyorum ki bu söylediğiniz şeyden ne çıkacak biliyor musunuz? Bakın kalorifer istememiş,
Evet. Ama bunu marifet gibi anlatıyor. Hayır hayır, bu sadece bir ya örnek. Bunu söyleyecekler ama. Ya bilin diye. Hiç umurumda değil. Ben kim ne söyleyecek bakın, diye konuşmam. Hani siz demiştiniz ya ben devlet okulunda okuyamadım. O yüzden hayır özellikle, hayır. Bu sadece yaşadıklarımızı falan anlatıyoruz. Ben bir şeyleri dramatize etmeye çalışsam, sürgün zamanını anlatsam ondan daha dramatik bir şey duyamazsınız hayatınızda yani. Dolayısıyla hiçbir zaman hayatımı, yaşadıklarımı dramatize etme yolunu seçmedim. Ama olanı anlatıyorum. Sadece olanı anlatıyorum. Dolayısıyla oradaki görüntünün o olma ihtimalini belki hesaplamaları gerekiyordu. Yoksa gayet doğal bir sevgi, gayet samimi, hiçbir şekilde kurgu yok. Onlar sadece orada sevgilerini böyle ifade etmeyi tercih etmişler. Yoksa Şehzade Kayhan Efendi'yi de tanıyorum. Kendisinin duruşunu, tevazusunu da biliyorum. Bizim ailemizin içerisinde böyle kendini yukarıda gören böyle bir insan yok zaten. Bir de şey var, sanki o karşılayan güruha ya da ekibe söyleyeyim. Yani sizi sevenlere ima sanki cahiller. Maalesef işte sağ kesime, muhafazakar kesime, muhafazakar şeyini çok fazla sevmem. Maalesef bu cahil yaftası her zaman vuruluyor. Gerçek sevgi ve samimiyetleri görmezden geliniyor. Ama ben bu hamasi hareketlerin de karşısındayım. Bunu da belirtmek istiyorum. O yüzden şemsiyemi tutmayın, şey yapmayın. Hani çocukların sevgisini zaten biliyorum ama çevremde böyle insanları kesinlikle tutmuyorum. Yani ben böyle görünmek, çünkü normal hayatımda böyle yaşamıyorum. Ne gerek var yani? Benim bakış açım bu. Ama işte karşı tarafın da baktığınız zaman bazı olgular önünde durduklarını ve aynı şekilde sevdiklerini görüyorsunuz. Bizim toplum olarak itidalli bir duruşumuz yok baktığınız zaman. Yani dengeli sevemiyoruz. Dengeli nefret de edemiyoruz. Onun nasıl bir dengesi olursa itidalli duramıyoruz hiçbir konuda. Yani şöyle bir şey sonuç çıkarabilirim o zaman. Siz bir masada Abdülhamit Han ya da Osmanlı düşmanı bir kişiyle oturup konuşabilirsiniz sakin sakin. Ben onu öyle tanımlamam, Osmanlı düşmanı demem. Ama sorarım, merak ederim ve gerçekten böyle ortamlarda da bulunuyorum. Edep çerçevesince eğer geçmiyorsa bir şeyleri ben herkesle her şey konuşabilirim. Önemli olan edep. Yani insani bizim hayvanlardan ayrıldığımız nokta edep. Yani edep çerçevesinde her fikri konuşabilirim. O da fikrini savunabilir, ben de fikrimi savunabilirim. Ortak noktada biz insan olduğumuz noktasında buluşmalıyız zaten. Aynı toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla çok başka dinden de arkadaşım var, başka fikirden de arkadaşım var. Aynı ideolojiyi gütmediğimiz masalarda da çok fazla oturduğum, muhabbet ettim. Kendi fikrini bilgiyle savunabiliyorsan, o da aynı şekilde. Ortak noktada buluşamıyorsanız bile insani olarak bu toplumda yaşıyorsanız bir nezaket çerçevesinde o konuşmayı sonlandırabilirsiniz. Nilhan Osmanoğlu, 33 yaşındayım dediniz. 33 yaşındaki Nilhan Osmanoğlu kendisini şu an bulunmuş olduğu durumda bir birey olarak mı görüyor? Yoksa kendisine bir temsiliyet mi atfetmiş durumda? Yani yine bu Abdülhamit Han'ın torunu olması hasebiyle bir misyon mu yükledi? Aslında biz bunu yüklemiyoruz ama isteseniz de istemeseniz de bu size yükleniyor. Yani hiçbir yaptığınız başarılı bir işle gündeme gelmeyi tercih edilemiyor. Yani yaptığımız birçok iş var, işte yanlış anlaşılıyor. İşte işin sonunda Sultan Abdülhamit Han torunu olarak, işte Fatih Sultan Mehmet Han torunu olarak manşet oluyorsunuz. Çünkü yaptığınız hiçbir iş bunun ötesine geçemiyor. Yani bu aslında isteyip de olduğumuz bir şey değil. Anlattıklarınızdan ve sizi dinlerken bende canlanan şöyle bir durum var. Muhatabınız tam olarak belli olmamakla beraber sanki içinizde bir kavga var gibi. Böyle mi? Ya doğru mu anlamışım? Nasıl bir kavga? Bilmiyorum. Muhatabınızı çözemedim. Ama sanki içinizde birilerine kızgınsınız gibi. Ya bu anlattığınız duruma göre değişiyor gibi de hissediyorum. Böyle bir durum var mı yoksa bir yanlış Yok, mı çıkarsam ama? Hiç kimseye bir kızgınlığım, küskünlüğüm söz konusu değil. Yanlış anlamışsınız. Bunu da yazdık. Bir de mesela sizle alakalı işte birçok sanki işte Su Adası, Galatasaray Adası falan filan tarzında bazı adalarda miras davası sebebiyle alacağınızı söylediler. Böyle bir durumda var mı? O programı sanıyorum Vahdettin, oğlum Vahdettin'e hamileydim. Vahdettin şu an 8 yaşında. 8 sene önce ilk çıktığım program. İlk çıktığım zaman böyle her şeye cevap vermek zorundaymışım gibi hissediyordum kendimi böyle. Oysa orada karşımda profesyonel bir moderatör vardı ve konuyu nereye çevireceğini gayet iyi biliyordu. Orada aslında bu ailenin sürgün olduktan sonra başlattığı dava bu.
Yani yeni açılmış bir dava değil. Sürgün olduktan 2 sene sonra bu ailenin açmış olduğu bir dava. Ve o oradan sonra kapandı, tekrar açıldı. Yani orada mesela aslında Su Adası bir örnekti. Kuruçeşme önündeki ada olarak geçer. Ve onların cenahından yazarlar bunu gazetelerde Sultan Abdülhamit Han'ın mülkleri diye binlerce mülk yazdılar. Kuruçeşme önündeki ada sadece bir tanesiydi. Niçin sormadılar sen bunları neye göre yazdın? Ne dayanağın vardı ve ne hakla yazıyorsun bu 100 tane Sultan Abdülhamit Han'ın mülkü şeklindeki haberi neye göre yazdın? Niçin sormadılar o zaman? Yani baktığınız zaman bir de referandum sürecinde fikrimizi beyan etmemiz sonrası bu gündeme getirilip sanki işte mal mülk peşindeler vesaire. Sultan Abdülhamit Han'ın kendi şahsi mülklerini bilen Suada'nın devede kulak olmadığını bilir zaten. Bizim böyle bir amacımız olsaydı yani bunu sadece bir örnek Suada üzerinden yapacak kadar şey değiliz açıkçası. Dolayısıyla nasıl ki siz kendi dedenizden kalan hakkı almaya hak sahibisiniz, bizler de buna hak sahibi miyiz? Buna da adalet karar verecek. Kimsenin birebir konuşabileceği veya işte fikir beyan edebileceği çok fazla bir şey, bir konu değil aslında. Bu davanın içerisinde bütün aile mensupları var. Sadece ben talep ediyormuşum gibi gözüküyor bunu. Bütün aile mensupları var. Dolayısıyla ona da açıklık getireyim. İşte devletin malıydı vesaire. Osmanlı'da her sultanın, şehzadenin kendi tahsisatı var, maaşı var. Dolayısıyla bu maaşlarıyla kendi istedikleri yeri harcayabilirler. Evlerini alabilirler, mülklerini alabilirler. Bizim büyük dedemiz Mehmet Selim Efendi. Siz ondan geleni bile alamıyorsunuz. Yani sizin düşünün ki büyük dedenizden geleni kesinlikle talep edemiyorsunuz. Yani işte bunu... Bunu nereye bağlamışlar? Yani talep edememe durumunun sebebini nasıl açıklıyorlar? Yani bağlantı kopmuş sürgünde falan mı deniliyor? İşte sürgüne gittikten sonra işte E-Devlet'ten baktığınız zaman biz göçmen gözüküyoruz. Dedemden sonrasını göstermiyorlar. Yani gerçekten çok karışık bir mevzu ama hukuki bir süreçte zaten o şekilde sonuçlanacak bir şey. Yani işte mal mülk peşinde vesaire falan bunların hiçbiri aslı astarı olmayan, bizi genelde hani buradan vurmaya çalışıyorlar. Bunu 5 sene sonra gündem etmelerinin de sebebi buydu. Bu birçok kişinin de işine geldi tabii ki. Osmanoğlu soy ismi özel bir soy isim mi? Hayır, değil. Yani sadece size verilmiş bir soy isim değildi. Yani sürgünden tarihi... sonra buraya girdikten sonra Ali Osman soy ismimiz. Ali Osman soy ismini kullanamazsınız çünkü ayrıcalığınız belli olur diye. Dündar Efendi vefat etti biliyorsunuz. Soy ismi Ali Osman'dır hala onun Şam'da. Buraya girdiğimizde bir kendinize bir soy ismi bulun. Yani belli oluyorsunuz çünkü aileden olduğunuz. Osmanoğlu soy ismi uygun görülüyor. Herkesin alabileceği, hatta birçok kişi var Osmanoğlu soy isminde. Ha, aileden olmayıp da. Evet, var. Biz yaklaşık bundan işte 5-10 yıl evvelinde aileyle alakalı pek bir şeyden haberdar değildik. Siz bunu dizilere falan bağladınız ama bunun tek sebebi bu mudur? Yani yoksa aile başka bir şeyler de yaptı da bir yerlere mi dokundu mesele bilmiyorum. Bunu merak ediyorum. Yani biz 10 yıl evvelinden Abdülhamit Han'ın soyundan gelenlerle alakalı hiçbir şey bilmez iken bugün neden sizi Twitter'da TT olarak görüyoruz? Tek sebep o değil. Aile içerisinde de bu konuşuluyor. Hatırlıyorsanız Ertuğrul Osman Efendi'nin cenazesi bir şehzadeydi kendisi. İnanılmaz kalabalıktı. Bütün kanallar canlı verdi. Defne olana kadar. Yani bu ilk defa görülmüş bir şey. Sürgünden sonra işte bir şehzadenin taziyesi canlı verildi. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan da o zaman geldi. Toprağa verilene kadar canlı verildi bütün kanallarda. Tabii ki bizim buna yorumumuz şu şekilde oldu. Yani burada hükümetin Osmanlı'dan feyz alarak yürüdüğü yolda kendilerince o kanallarda o zaman da başkalarına aitti. Kendilerince böyle bir aile var. Hani bu iki aileyi çarpıştırabiliriz düşüncesiyle ortaya çıkmış bir hareketti diye yorumluyoruz. Ama sonra baktılar ki biz bu iki aileyi çarpıştıramıyoruz. Osmanoğlu ailesi hala kendi nefsini düşünmüyor. Yani ama hala haber çıkıyor. Hala bu sefer o zaman hiçbir zaman negatif yönde bir haber çıkmıyordu. Şimdi baktılar ki bunu yapamıyorlar. Biz bayağı bunların ekmeğine bal sürmüşüz gibi oldu onların yaptığı. Çünkü baktılar ki nefisleriyle hareket etmiyor bu aile. Yani biz bunları çarpıştıramıyoruz. Hala devlet düşünceleri ve olguları hala var.
O yüzden bir şey soracağım ama linç edilme pahasına soracağım. Osmanoğlu ailesi nefislerini öncelemiyor söylemi toptan bir söylem ve çok idealize edilmiş bir söylem değil mi size? Öyle mi algılanıyor? Şöyle, herkes adına konuşuyor gibi oluyor ya, soydan gelenler diyeceğim. Bunların hepsi için bunu söyleyebiliyor musunuz gönül rahatlığıyla? Yani kimse nefsini düşünmüyor, kimse kendi çıkarlarını düşünmüyor ve tamamen devlet, millet nazarıyla bakıyorlar. Geçmişte yaşayanlar, atalarımızdan eğer bahsediyorsak tabii ki önce kendi milletini düşündü. Ama şimdiki Osmanoğullarına ve yurt dışındakilere bizzat bu soruyu kendilerine sormanız gerekiyor. Onlar adına konuşmak istemem. Şahsım adına ve Mehmet Selim Efendi kolu adına konuşuyorum. Yani Harun Efendi'nin ailesi her zaman devletini her şeyden önce tutmuştur. Bütün kendi çıkarlarını dan önce tutmuştur. Bunu söyleyebilirim. Diğerleri için kendilerine sormanız gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla onların da tutumu aynı gibi duruyor. Bundan sonra ne olacak? Yani adınıza neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii ki markalarımın güzel bir yere gelmesini istiyorum. En azından artık dünyada gerçekten bilinen bir Türk markası ve gastronomi anlamı bence kültürel bağlamda birçok kültürü bir alanda buluşturacak bir alan gastronomi. Yani dolayısıyla bu anlamda birazcık hani markalaşmayı istiyoruz. Şimdi işte yeni açacağımız restoranlarda da gerçekten çok güzel şeflerle beraber çalışıyoruz, ustalarla beraber çalışıyoruz. Bu anlamda hedeflerimiz var. İlim ve Fen Cemiyeti'nde güzel hedeflerimiz var. Ama bunların hepsi biraz güçle ilgili. Yani tekrar yeniden güçlenmekle ilgili bir durum. İnşallah hedeflerimize kavuşabiliriz. Peki bunları yaparken şu an için Nilhan Osmanoğlu ailesinin iktisadi olarak kaynağı nereden geliyor? Yapmış olduğu ticaretten mi geliyor? Evet. Onun haricinde bir kaynağınız yok değil mi? Hayır. Yani devletten peki bir destek durumu var mı? Siz imtiyazlı bir ailesiniz şeklinde tanımlıyorsunuz. Herkes bunu neden böyle düşünüyor bilmiyorum ama ne bizim böyle bir talebimiz olabilir ne onlar uzatıp bu şekilde verebilir. Yani biz böyle bir şey zaten kabul etmeyiz. Maalesef böyle bir imtiyaz olduğunu, böyle bir destek olduğunu vesaire düşünüyorlar ama böyle bir şey söz konusu değil. Özellikle böyle bir peki, talep de yok. Anladım. Özellikle peki Nilhan Osmanoğlu nasıl bir annedir? Çünkü sözünüze ilk annelikle başladınız ya. Evet. Biraz oraya bakalım. Nasıl bir annelik profili çizmektesiniz? Onu işte çocuklara sormak lazım. Nasıl bir anneyim? Ama herhalde disiplinli. Herhalde dokunmaya, onlarla güzel vakit geçirmeye, onların o heybelerine böyle eğlenceli anılar koymaya meraklı bir anneyim. Tecrübeyi çok önemsiyorum çocuklarda çünkü güzel tecrübeleri. Onları da ama belli bir arka planla yetiştiriyorsunuz. Tabii ki. Yani birçok arka planımız var bu anlamda. Çocuklara bir şeyleri dikte ettirmek yerine yaşamayı ve göstermeyi tercih ediyoruz evin içerisinde. Din buna dahil. Çünkü dikte ettirdiğiniz hiçbir şey çocuğun üzerinde kalmaz. Ben her zaman bunu söylerim, bunu savunurum. Dolayısıyla önce kendiniz ailenizde, hanenizde yaşayacaksınız. Ondan sonra çocuk bunu görerek büyüyecek. Osmanlı ile alakalı belli bir müktesebata sahiplerdir de özel dersler falan alıyorlar mı? Yani Osmanlı tarihiyle alakalı, dedeniz Abdülhamit Han'la alakalı okulun dışında özel dersleri falan böyle şeyler var mı? Okullarda zaten böyle bir bilgi vermeleri beklemiyoruz. Bekliyoruz da olmuyor maalesef. O yüzden bu eve kalıyor. Daha çok anneye, babaya. Tabii ki anne başrolde burada. Tabii ki bu noktada çocuklarımı ben eğitiyorum tarihsel süreçlerinde. Ama evde dini bakımdan tabii ki bir öğretmenleri var. Kur'an-ı Kerim öğrendikleri, siyer dersi aldıkları, yabancı dile ağırlık verdiğimiz başka bir öğretmenleri var. Dolayısıyla onların donanımlı yetişmesi konusunda elimden gelen her türlü imkanı gösteriyoruz. İyi misiniz yani Osmanlı tarihinde? Yani çok iyi biliyorum diyemem ve bunu kimse söyleyemez. Baktığınız zaman bugünün ilim adamlarından İlber Ortaylı bile ilk baştaki yani 17. 16. yüzyılı çok iyi bilir ama son dönemde maalesef çok iyi bir son dönemi çok iyi bilen bir tarihçi değildi. Dünya tarihini çok iyi bilir. Herkesin kendine göre bir alanı vardır ve doğru olan budur aslında. Yani kendine bir yüzyıl belirleyip o yüzyıl üzerine yoğunlaşmak doğru olan bence budur. Çünkü çok çok geniş bir konu. Peki tarihte, hakim olamazsınız tarihte sizin yüzyılınız hangisi? Benim yüzyılım hangisi?
Değişiyor zaman zaman. Yani bir gün Yavuz Sultan Selim Han'ı görmeye uyanmak istiyorum. Bir gün Sultan Abdülhamit Han'ın böyle dizinde oturmaya uyanmak istiyorum. Bir gün o fesli Adile Sultan'ı görmek için uyanmak istiyorum. Bir gün o Hayme Hatun'un bindiği ata binmek istiyorum. Her dönem değişiyor açıkçası. Biraz ruh halime göre diyorsunuz. Değişiyor ve her aslında dönemden almamız gereken dersler de farklı olduğu için tarih dediğimiz olgu böyle bir şey. Şey midir peki gün Yavuz Sultan Selim Han'la temas halinde olmak istediğiniz gün yanınıza yaklaşılmayacak bir gün o zaman? Hayır. Celali'yle. Ben hiç öyle Yavuz Sultan Selim Han'ı gerçekten devletin önüne hiçbir şey koymayan. O ruh halini çözmeye çalışıyorum da. Hiç öyle benim Karem'de Yavuz Sultan Selim Han hiç öyle değil. Ben hiç öyle anlamadım. Yavuz Sultan Selim Han'ı hani o Hasan Can'la Üsküdar'a girerken diyor ya Mısır'ı fethettikten sonra. İşte Hasan Can şimdi bu şatafata girmeyelim. Gece olsun öyle girelim. Zaferi bizden bilirler diyor ya. Yani ben hep Yavuz'u böyle hatırlıyorum yani. Zafer Allah'ındır diye hatırlıyorum Yavuz'u. Şunu sormak istiyorum. Yani bütün cümlelerim bu soru içinde. Evet. Osmanoğlu ailesinin bugün bilmediğimiz bir ajandası var mı? Söyler miyim sizce? Bir Fatih'in torunu şurada olarak. Şurada söyleyin size. Orada söylerim. Şey yaparım. Evet, başka? Çok büyük bir gizem bıraktınız ama. Osmanoğlu ailesini gelecekte daha komplike ve daha kurumsal bir yerlerde görecek miyiz? O zaman böyle sorayım. Yani. Daha büyük kurumsallık var mı Osmanoğlu ailesinden başka? Yok, yani şöyle. Tamam, öyle bir durum ama daha organize bir durumda halde. Onu söyleyeyim. Aslında soru değil bence bu. Sormak istediğin soru bu değil bence. Yo, işte ajandayı sordum, cevap vermediniz. Hayır, sanki bu sorudan şeyi anladım. Yani monarşik bir düzende görmek istiyor musun veya görecek miyiz? Ya bu şöyle aslında. Monarşik düzeni şimdi şu an şey yapamayız, kurgulayamayız, hayal edemeyiz. Ama demokratik düzende bir siyasal yapının içinde görebiliriz. Bunu kastederek yani. Hani çok siyasetleştirmek istemiyorum meseleyi ama daha böyle organize halde, daha tek ses, daha ailenin tamamının bir bütün olduğu gibi. Onu kastediyorum. Aslında ailenin her ferdi birer temsilci ve farklı yönlerde söylemleri var baktığınız zaman. Burada bir kişi bir cephede savaşmıyor yani. Baktığınız zaman dolayısıyla siyasetin içinde olan da var aramızda. Aramızda daha insanlarla birebir muhabbet edip iç içe olmak isteyen var. İşin ticari tarafında olan var. Yani birçok anlamda kendini geliştiren ve fayda sağlamak isteyen bireyler var. Bundan başka bir talebimiz ve isteğimiz aslında bir hayalimiz de yok. Yani hani monarşik bir düzen olsun, işte temsilci olalım vesaire böyle bir derdimiz de yok bizim. Veya bu aile siyasi bir parti kursun, işte insanları peşlerinden sürüklesin, böyle bir şeye de girmeye niyetimiz yok. Her zaman siyaset üstü gördük kendimizi çünkü. Yani birçok devir geldi, hükümet geldi, geçti, bu aile hep kaldı. Bundan sonra da inşallah kalacak. Siz birçok ülkede gittiğiniz zaman en tepede ağırlanırken ben niçin şeyimi aşağı çekeyim yani oradaki, nasıl söyleyeyim size, statüyü aşağı çekeyim. Yani benim için siyasete girmek böyle bir şey. Yani o statüyü aşağı çekmektir yani. Öyle ama, bakıyorum. Ama Türkiye'de bu ne kadar kıymeti biliniyor? Önemli değil. Kıymetini bilen bir kişiye bile ulaşsanız, gerçekten dertlenecek bir kişiye bile ulaşsanız. Yani İngiltere'de ya da Fransa'da kontlar, kontestler, soylular vardır. Ve hala da vardır. Ama Türkiye'de böyle bir düzenden bahsetmiyoruz. Çünkü kimileri için de iyi ki bahsetmiyoruz diyecekler. Nefret ettirilmiş. Yani babadan oğula geçen her şeyden nefret ettirilmiş. Babadan oğula geçen isimlere bakalım hangisi tuttu? Genelde tutmuyor. Yani öyle bir şey bırakmış ki geçmişte kendilerince kurgulamışlar ki babadan oğula geçiyorsa hep babasıyla, hep atasıyla yarıştırılmış. O yüzden bu kanala girmek de bizim için de doğru olmaz. Ama baktığınız zaman İngiltere'ye onlar soyluluğa değer, önem veriyorlar. İngiltere'de yaşayan hanedan mensuplarına baktığımız zaman hala protokolde yer alıyorlar. Hala ünvanlarını işte prens, prenses olarak masalarına yazılıyor veya girdikleri yerde o şekilde hitap ediliyor kendilerine. Dolayısıyla bu teşrifatı bilmeyen Türkiye'ye gelmeyi de düşünmüyorlar. Bazılarında böyle bir tercihi var. Ama bunun Türkiye'de diyorsunuz siz tarafından pek kıymeti harbiyesi yok.
böyle bir gözle görmüyorsunuz. Hiç önemi yok. Bizim için o unvanların da hiçbir önemi yok. Değeri yok demiyorum. Böyle insanların hani bunu söylesin, söylemesin, bu bizim için hiç önemli değil. Önemli olan bizim anlatmaya çalıştıklarımızı anlamaya ve gerçekten kalbini açıp dinlemeye noktasında bir şeyler kazansınlar. Bir kişiye de ulaşsak benim için önemli olan o. Son kaç? Son 15 saniye. Çok sağ olun. Rica ederim. İnşallah çok memnun yayında özel ajandayı açacaksınız diye. Orada şimdi açacağım inşallah. Peki. Şu artık 8, kurak. Hadi bakalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, evet. Kıymetli dostlar, merhabalar. Bugünkü konuğumuz Nihan Osmanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan Son 33 sona erdi.